Sevgili Cumhuriyet TV izleyenleri, Ege'nin gündemi programına hoş geldiniz efendim. Bugün yine Ege'de olanları, yaşananları konuşacağız bu programda. Konuğum her daim olduğu gibi Ege Bölge Temsilcimiz Mehmet Şakir Örs. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler efendim. Şimdi ilk olarak Ege'de hasat zamanı, oradan başlayalım. Aslında haftalardır Türkiye genelinde biz bir çiftçi eylemliliği görüyoruz. Yalnızca Ege'de de değil. Orada çiftçiler ne gibi sorunlar yaşıyorlar ve Ege'de hasat zamanı nasıl geçiyor diyeyim. Ege'de hasat önemlidir. Çünkü Ege kırsal kesimiyle, tarımıyla ağırlıklı bir yöre ve özellikle tarımsal gıda üretiminde önde gelen bir bölgemiz. Dolayısıyla bizim ekonomik, sosyal, toplumsal hayatımızda gerçekten tarım ve hasadın çok önemli bir yeri var. Sizin de ifade ettiğiniz gibi içinde bulunduğumuz dönem aslında hasat dönemi. Özellikle tarımda ve Ege bölgesinde başta üzüm, incir ve daha sonraki aşamada pamuk olmak üzere bir dizi üründe hasat dönemi. Aslında eskiden hasat dönemleri Ege'de şenlik, şölen havası yaratırdı. Çünkü düşünün, bir yıl boyunca aileler, tarımla uğraşan, tarımsal üretimle uğraşan insanlar bir yıl boyunca emekle, alın teriyle hazırladıkları ürünleri işte bu dönemde değerlendirirler. Pazara, satışa, tarışa, son dönemlerde toprak mahsulü ofisine götürürler ve buradan elde ettikleri gelirle borçlarını öderler, planlamalarını yaparlar, harcamalarını karşılarlar ve özellikle de okul öncesinde okula hazırlanan çocuklarının masraflarını, onların okul giderlerini karşılardı. Bir başka boyutu bu işin, özellikle Ege'de, Ege'nin kırsalında düğün, dernek, nişan, sünnet gibi bir takım törenlerin, geleneklerin bu dönemde yoğunlaştığını görürüz. Çünkü oralarda değerlendirecek olan parayı ürün hasadından elde ederlerdi. Dolayısıyla aslında 7'den 70'e Ege bölgesinde, özellikle kırsal kesiminde ve kentlerinde, kasabalarında insanlar hasat dönemi dört gözle beklerler. Ve bu dönem geldiği zaman da sevinç duyarlar, keyifle hasatlarını yaparlar. Ve bu işi şölene, bir şenliğe dönüştürürlerdi. Ama son yıllarda hiç öyle değil mesele. Gerçekten üreticiler çok sıkıntılı. Çünkü ürettikleri, bir yıl boyunca emek verdikleri ürünlerini yeterince hakkıyla, o verdikleri emeklerin, harcadıkları emeklerin karşılığını alamadıkları için sıkıntıdalar. Bir başka boyutu işin, özellikle ürünü satması giderek zorlaşıyor. Çünkü alıcılar bu konuda organize değil. Eskiden tarış çok daha güçlüydü, etkiliydi. Ve tarış en azından ortakları, üreticileri kendi ürünlerini oraya teslim ederlerdi. Ve daha garantiydi bir takım şeyleri elde edecek olan gelirleri. Ve önceden bilinirdi, belirlenirdi. Dolayısıyla aslında benim çocukluğum, ilk gençliğim de bu bölgelerde geçtiği için meseleyi çok iyi biliyorum ve biraz da anılarım canlanıyor doğrusu siz bu soruyu sorunca. Gerçekten bizim çocukluğumuz, ilk gençlik yıllarımız hep yaz dönemleri büyük bir keyifle geçerdi. Büyük bir mutluluk duyardık bu üretimde bulunmaktan, hasadı yaşamaktan. Bunu bir şölene dönüştürürdük ailece, dediğim gibi. Birçok aile de buna benzer toplumsal hayatı böyle yaşarlardı. Ama özellikle bu yıl mesele daha da zorlaştı. Hem işin ekonomik boyutu, gerçekten üreticiler hak ettikleri ve bekledikleri karşılığı alamıyorlar. Bir başka zorluk da iklim koşullarının zorlaşması, özellikle iklim krizi ve sıcakların artması ürünlerin elde edilmesini zorlaştırıyor. Ve üzüm dalında, incir ağacında ya da işte başka meyveler kendi bahçelerinde neredeyse kurumaya başladı. Bu da bir başka risk ve tehlike, bir üreticileri zorlayan bir mesele. Dolayısıyla hem ekonomi boyutuyla hem iklimsel boyutuyla şartlar, koşullar giderek çok ağırlaşıyor. Üreticiler bu yüzden tedirginler ve sizin de sorduğunuz gibi özellikle Ege'den başlayarak bir toplumsal devinin bir hareketlenme var. Üreticiler bekledikleri karşılığı bulamayınca,
ürettikleri ürünleri yeterince değerlendiremeyince doğal olarak alanlara çıkıyorlar, protestolar yapıyorlar. Özellikle domatesde büyük sıkıntı var, domates üreticileri. Bu domatesde de örneğin fabrikalar belirliyor, salça fabrikaları, özellikle sanayi tipi domatesde ve salçalı domateslerde. Onlar önceden belirttiği fiyatları bile karşılamaz duruma gelmişler. Üreticiler de çok mağdur oluyor bu konuda. Önce Kınık'ta başladı protestolar ve daha sonra Balıkesir'e, Bursa'ya sıçradı. Dün de Urdur'da üreticiler yine benzeri etkinlikler, eylemler yaptılar. Traktörleriyle meydanlara çıkıyorlar, yolları tutuyorlar. Dolayısıyla gerçekten büyük bir memnuniyetsizlik ve tepki var. Tabii bunun temel nedeni ülkedeki yanlış uygulamalar ve yanlış tarım politikaları. Daha doğrusu tarım politikasızlığı belki demek daha doğru olacak. Evet. Bence bu dönem bu sadece üretici bakımından da değil. Aslında sonuçta hepimiz, herkes bir tüketici, kentlerde yaşayanlar. Eğer bu üreticiler bu şekilde mağdur olursa ve bunların beklentileri karşılanmazsa giderek üretimden çekiliyorlar. Öyle bir süreç de yaşanıyor. Evet. Ve biz kentlerde tüketecek ürün de bulamayabiliriz yakın bir dönemde. Dolayısıyla risk, tehlike büyük. Biz buradan bir kez daha uyarıda bulunalım. Hem karar vericilere, hem politika yapıcılara, özellikle merkezi iktidara bu konuda bunun üzerine gidilmesi gerekir ve bu meselenin gerçekten çok büyük ciddiyetle ele alınması gerekir diye düşünüyoruz. Ve bir kez daha Ege'deki kırsal kesimdeki tarım üreticilerinin dertlerini, sorunlarını dikkat çekmek istiyoruz. Evet efendim, şimdi İzmir'de olan, aslında bu hafta da çok konuştuğumuz bir başka olay var. Hemen ona dair de İzmir'de neler konuşuluyor, nasıl tepkiler verildi sizden dinleyelim. Dilruba isimli bir kadın bir sokak röportajında görüşlerini belirtiyor. Aslında orada kimi eleştirdiği de pek mühim değil. İktidarı eleştiriyor ve tutuklanıyor. Dolayısıyla bunun da bizzat direkt böyle bir ifade özgürlüğüne müdahale olması elbette çok tepki çekti. Alışmadığımız bir şey miydi? Belki orası ayrıca konuşulur ama İzmir'de nasıl yankı buldu, sizden dinleyelim. Valla böyle bir şeyin bir kere İzmir demokrasi kenti, İzmir özgürlüklerin kenti, ülkede en aydınlık ve batıya açılan kapısı diye her zaman tanımlanan bir kent. Böyle bir kentte yolda tesadüfen yürüyen bir ailece yürüyen birisini çevrilerek bir Dilruba isimli yurttaşımıza sokak röportajıyla soru sorulmuş ve o da görüşlerini ifade etmiş. Aslında çok basit, sıradan ve gayet medenice bir iş bu yurttaşımızın yaptığı. Dolayısıyla bir kere bu anlaşılmaz bir şey. Yani hiçbir vicdan, hiçbir yani akıllı, kimsenin bunu kabullenebileceği bir şey değil. Kaldı ki hele hele bunun tutuklamaya dönüştürülmesi, hani bir cezayı kovuşturmaya hakaret varsa, yayınlandıysa, şikayetçiler varsa bu bir ölçüde anlaşılabilir ama bunun tutuklamaya dönüştürülmesi gerçekten çok anlaşılmaz bir şey. Hele hele özellikle ülkede yasaklarla geldiğini, yasakları kaldırmak üzere geldiğini üç yeyi ifade ederek yasaklar, yolsuzluklar, İşte bunlara mücadele etmek amacıyla gelen iktidarın döneminde bunun yapılması işin nerelere vardığını çok çarpıcı bir örneği. Bence aslında bu mesele iktidar sahiplerini de onun içerisinde bulunan akıllı, aklı başına insanları da rahatsız etmesi gereken bir şey. Böyle bir şey kabul edilemez 21. yüzyıl Türkiye'sinde ve İzmir gibi bir kentte bir sade yurttaşın ona bir terörist muamelesi yapılması ve böylesi bir suçlamayla ve böylesi bir sadece ifade ettiği görüşlerinden dolayı cezaevine gönderilmesi gerçekten aklın alacağı bir şey değil. Bu evlerde de konuşuyoruz, kendi aramızda da bunu sohbetini yapıyoruz. Sokaktaki insanlar da bunu hiçbir şekilde anlayamıyorlar ve kabul edemiyorlar. Kabul edilecek bir şey değil doğrusu. Ben bunun aslında bir son uyarı olmasını gerektiğini düşünüyorum. Özellikle demokrasi konusunda, özgürlükler konusunda, İfade özgürlüğü konusunda ki biz basında çalışan insanlar bunu her gün, her an yaşıyoruz bu riski. İnsanların özgürce düşündüklerini ifade etmesi artık 21. yüzyıl dünyasında ve Türkiye'sinde çok doğal bir şey olmalı. İnsanlar konuşmalarından dolayı ya da yazdıkları bir yazıdan dolayı
Eğer o ciddi anlamda bir başkasının özgürlüğüne müdahale etmiyorsa, herhangi bir hakaret içermiyorsa ki öyle bir şey bile olsa bunun başka hukuki müeyyideleri, yaptırımları var. Böylesi bir genç insanı cezaevine göndermek gerçekten aklın alacağı ve vicdanın kabul edeceği bir şey değil. İzmirliler de büyük ölçüde böyle düşünüyor ve bunu tutuklamanın bir an önce ortadan kaldırılmasını bekliyor. Evet, şimdi bir diğer gündeme geçelim. Yine İzmirlileri oldukça ilgilendiren bir gündemden söz ediyoruz. Alsancak Limanı'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılacağı iddiası tam olarak net mi değil mi sizden dinleyeceğim ama sanıyorum 2004 yılında da yine bir özelleştirme planı varmış. O zaman yürütmeyi durdurma kararı alınmış. Şimdi satılacak mı, satıldı mı, ne oldu ve İzmirli nasıl tepki verir bu işe? Valla Alsancak Limanı adı üzerinde gerçekten hem kentimiz için, İzmir için, hem Ege bölgesi için çok önemli bir liman ve tarihi bir liman. Biraz önce program girişinde, söyleşimizin girişinde tarımdan söz etmiştik. Gerçekten bu limandan, ki bize de oldukça yakın bu bulunduğumuz bölgede, bu liman Ege'nin incirini, üzümünü, pamuğunun değerlendirildiği, dünyaya sunulduğu, taşındığı bir liman. Hem ekonomik boyutuyla da çok önemli, hem tarihi boyutuyla da. Dolayısıyla adı üzerinde Alsancak Limanı ve gerçekten bizim için bir Alsancak, bizim ülkemiz ve bölgemiz için. Bunun satılması, hele hele böyle Araplara satılması ya da işte bir takım konsorsiyumlara verilmesi çok akılcı ve anlamlı değil. Bunun elbette mutlaka yenilenmesi, yeni koşullara uyarlanması, ihtiyaç olan değişimlerin yapılması, zamanın getirdiği bir takım uygulamaların yapılması gerekebilir. Ama bu Alsancak Limanı'nı Türkiye Varlık Fonu bünyesine aldılar. Dolayısıyla Türkiye Varlık Fonu üzerinden bu pazarlama ya da çalışma yürütülüyor. Reuters Ajansı'nın yaptığı çalışmada da bunun özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'de daha çok satılmaya çalışıldı ve onlarla görüşüldüğü ifade ediliyor. Dolayısıyla biz bu süreci dikkatle izliyoruz ama doğrusu hem bu limanı bilen, bunun tarihini, hikayesini bilen, hem bu kent için, hem özellikle sadece İzmir için de değil, bu liman aynı zamanda bütün bölgeye hitap eden ekonomik boyutuyla önemli bir alan, önemli bir liman. Bu limanın korunması gerektiğini düşünüyoruz. Bu hem özellikle ulusal kurtuluş mücadelesine, ulusal kurtuluş geleneğine saygının gereği olduğunu, bu limanın korunmasının elbette modernize edilerek, günümüzün gerekli değişiklikleri yapılarak o ulusal karakterinin ve bölgesel karakterinin mutlaka korunması, kullanılması gerektiğini düşünüyoruz. Ağırlıklı olarak İzmir iş dünyası da elbette bunun ekonomik anlamda daha güçlü yenilenmesi noktasında talepler var. Ama onlar da en azından bir değerlendirme yapılacaksa bunun ülke içinde ve yerel güçlerle bu işin yapılmasını, talebini ileri sürüyor iş dünyası özellikle. Bunun da biz takipçisiyiz ve bu meseleyi de izliyoruz dikkatle. Sayın Orsu, çok teşekkür ediyorum gündemleri aktardığınız ve değerlendirdiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Hoşçakalın diyelim. Buradan İzmir'e de selam yollayalım. Tüm Ege'ye selam yollayarak bitirelim. Teşekkürler. Evet sevgili Cumhuriyet TV izleyenleri, bir Ege'nin gündemi programının daha sonuna geldik. Önemli gündemlerimiz vardı. Şu anda Ege'de hasat zamanı ve Sayın Örs sizler için anlattı. Aslında hasat zamanı İzmir için, Ege için bir şenlik biçiminde geçer. Ancak bu yıl çiftçi çok zorda, çok dertli dedi. Onların yaşadığı sorunları anlattı. Zaten bir süredir de çiftçi eylemlerini görüyoruz biz ülkemizin dört bir yanında. Bunun yanında yine İzmir'in önemli sembollerinden Alsancak Limanı'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılması gündemi var. Yurttaş elbette bu durumu istemiyor. İlerleyen günlerde neler olacak takip edeceğiz ve sizlere aktaracağız. Son olarak da yine ifade özgürlüğüne vurgu yaparak bitirelim değil mi? Yine İzmir'de bir yurttaş verdiği sokak röportajı sebebiyle tutuklandı. Orada iktidarı eleştiriyordu. Aslında ilk kez rastladığımız bir olay değil ama elbette ses çıkarmak çok kıymetli. Orada bir başka kişiyi de eleştirebilirdi. Hiç kimse düşüncelerinden ve söylediklerinden dolayı böyle bir çırpıda tutuklanamamalı diyelim. Bitirelim. Bir sonraki programda görüşmek üzere.